ben su, sen ateş grubu. Fakat aşkla çağlayan derin bir nehir elleri. Şimdi ve sonrasında ne yemin ne sorun. Aşkıma dikkat mesafeni, seviyorum özlemini. Aşığım sensin, tutkunum sensin. Teşekkür ya, ederiz. Korktum acık. Değil mi? Bizim oranın adetleri gibi bir şey aynen oldu bu da. Sizin neden öyle oluyor? Benim oranın adetleri de öyleydi. Bana öyle şarkılar geliyor hep. Dedim ya az evvelde. Beni bir kere aldatırsan seni vururum ben diyor. Reklam arasında söyledim zaten. Dedim ki bak Cengiz, bunları yaparım lafta kalmadı benim yaptıklarım. Evet. Yani ben icraat da yapmışımdır. Amanın. Ne diyorsunuz? Amanın. Peki. Yıldız Tilbe sözlerini yazdı. Söz müzik Yıldız'ım yazdı. Canım benim. Teşekkür ediyorum. Bizim Burcu'muz var. Dört kızımızdan birisi. Bizim evin sakinlerinden, ikinci sakinlerinden. Evet. O da onun sonu çıktı. Evet. Nasıl seviyor, nasıl seviyor? Sevgilerimizi şimdi gönderiyoruz seyrettim buradan. Evet, sevgiler bizden de. Sevgiler. Peki. Bu erkek kadın ilişkileriyle ilgili konuşmaya devam edeceğiz ama... Güzellikle ilgili birkaç şey soracağım şimdi. Haydi. Oya Hanımcığım, telefon var. İki tane bekliyor. Allah. O zaman çok kısa. Siz telefona bakın da. Öyle mi yapalım? Karambola gelmesin canım. Tamam. Daha tamam. Başında programı Allah diyorum ki, bunu da soracağım, şöyle de söyleyeceğiz. Üç olmuyor. Saat program. Sen altı saatte yapsam bizim havamız gitmez. Vallahi öyle yani. Aa, bak bu da vardı diyorum. Peki, izleyicimizi bekletmeyelim. Merhabalar efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar Zayda Hanım. Hoş geldiniz Şeyda Hanım. Erzurum'a da merhaba. Buyurun. Merhaba. Sinan Hanım'a benim bir sorum olacaktı. Buyurun efendim. Buyurun. Benim 5 senelik bir ilişkim var. Erkek arkadaşımla aynı okulda okuyoruz. 5 senedir. Annesi hani biz 5 senedir hiçbir şekilde kabullenmedi. Ailecekle tanışıyoruz kendileriyle. Beni ailemi hiçbir şekilde kendisine yakıştıramıyor. Ama biz hani ciddiyiz. Nasip olursa evlenmek de istiyoruz. İleride bir mesafeyi nasıl korurum, kendime nasıl karıştırmam ve hani eşim olursa o zaman arada nasıl kalmaz? Şimdiden böyleyse o zaman nasıl olacak diye bir soru geliyor. Vallahi benden sana bir abla nasihati, anne nasihati ne diyorsan de. Şekerim, temin de söyledim belki duyulmadı. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Seni istemiyorlar. Diyelim ki şöyle düşüneceksin, beni tanısalar beni sevecekler. Bir kere annesinin babasının istemediği bir kişiyle acaba bu müstakbel eşin evlenecek mi? İki, böyle başlayıp senden sonra bir sürü şeyler yapabilirler. Senden ricam kendini iyicene onlarla beraber olduğun zaman iyicene bir bak. Sana karşı davranışları nasıl? Sana laflar sokuşturuyorlar mı? Ondan sonra ne bileyim anneyle oğul arasındaki durumlar nedir? Olan her şeyden sana mı kızıyorlar? Yani evdeki her şeye dikkat et. Evlenirsen şayet ki 5 sene
ne sebeple evlenmedin onu da bilmiyorum ama beraber okumuşlar, belki okul yeni bitti. Okul dolayısıyla diyelim. Daha fazla ilerletme. Çünkü 5 sene çok uzun bir zaman. Artık birbirinizi kafi tanıyorsunuz. Sen çok büyük bir aile cerraplık yapıyorsun. Annesi sana karşı böyle davranan bir kişiye bu kadar hala onunla evlenmek cesaretini gösteriyorsun. Bravo derim. İleride de çok sık sık birleş, bir araya gelme. Beraber olduğunuz zaman özel hiçbir şeyini anlatma, dinle. Yumuşak başlı ol. Teminden beri söylediğim gibi yardımcı ol. Ama sana direkt bir takım laflar, sözler geliyorsa senden rica ediyorum. Kırmadan ama şahsiyetini koruyarak tavrını al. Peki efendim. İyi akşamlar diliyoruz. Şansınız açık olsun aşkta inşallah. Tekrar merhaba diyelim. Bir telefonumuz daha var. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Merhaba. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Biraz yüksek konuşun, sizi daha iyi duyabilelim lütfen. İyi akşamlar Zahide Hanım. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Ben Selin Hanım'a bunu soracaktım. Gelinimle benim aslında fazla problemim yok ama gelinim evini terk ediyor. Ha, İki senedir evliler. Evet. Üç kezdir evini terk ediyor. Sebebini çok, biliyor çok musunuz? Çok yazık. Neden acaba canım? Neden kadıncağız? Tartışma sonucunda. Senle mi, oğluyla mı? Oğluyla, yani oğlumla. Oğlunla. Hiç, şöyle ikisini bir araya getirip yumuşak yumuşak taraf tutmadan bir araya gelsen, nedir problemleri, niçin böyle oluyor? Hiçbir kimse için doğrusu evi bırakıp da anneye gitmek güzel bir şey değil. Gelin mi haklı, kocası mı, yani oğlunuz mu ona karşı bir takım mücbir şeyler yapıyor, köşeye mi sıkıştırıyor? Mümkün mertebe tarafsız olarak her iki tarafı da dinleyip onlara yardımcı olabilirsiniz gibi geliyor. Hocam şu anda zaten birkaç ay önce şeye gittiler. Tayini çıktı oğlumun. Başka bir ilde yaşıyorlar. Uzaklaşmışlar yani. Tayini çıkmış oğlum ve gitmişler. Evet. Şimdi onun evine gidemiyorum. O da bize gelmek istemiyormuş. İşte oğlum sebebini soruyormuş. İşte bir sebebi yok. Kim kayınvalidesi bile gider ki? Olur mu? İşte benim şansımdır. Yani benim teyzelerim falan gitmiyor. Ben geçen sene torunuma bakıyordum. Oğluma şey demiş işte. Sen ne yaparsan yap anneanneye bağlı olacak. Babaanneye asla. Yok ya, bunu güzel oğlum değil. Aslında çok zorladığım için söyledi. Yok oğlum paylaşmaz öyle şeyleri. Hani aramızı bulmaya çalışıyor ama... Ben şey dedim, hani niye getirmiyorsunuz? Bayramda oğlum ve sadece torunum geldi. Bayramda bile gelmedi. Düşünün, birkaç gün önce kandilini ben açıp tutladım. Yazık, çok üzüldüm. Kayınvalide olarak siz gelinizi açıp evet, şimdi bakın, bazen tabii insan diye alalım. Gelin veya kaynana şeklinde olabilir ama sizin gelininizde eğer bizim bilmediğimiz, anlatmadığınız özel bir şeyler geçmemişse aranızda, ben bu davranışı şiddetle kınıyorum. Bir gelin hele bayramda, hele demin de söylediğim gibi bir takım dini günlerde en azından hürmetlerini, sevgisini, iyi niyetlerini söyleyebilmeli, ziyaret edebilmeli. Ama gelininiz demek ki oğlunuzla hiç iyi olmadığı için o şeyi size de döndürüyor. Yani sen ve senin tarafın diye itiyor sizi. Bence onun evine lütfen sakın gitmeyin. Bırakın oğlunuz gelsin bayramlarda ne zaman istiyorsa, ona iyi davranın. Karısı aleyhinde konuşmayın. Hele çocuğunun yanında sakın. Olur mu canım? Üzülmeyin. İnşallah Allah neticesinde iyi bir duruma getirir. İnşallah. Mümkünse bulundukları yerdeki bir evlilik terapistine, bir aile terapistine gitsinler. Bakarsınız çok ufak bir sebepten böyle birbirlerine giriyorlardır. Üzgünüm sizin namınıza. İnşallah onlar çözümlerini bulurlar. Siz de rahat edersiniz. Peki bir telefonumuz daha varmış. Aa, bu enteresan bir telefon. Hoş geldiniz efendim, merhaba. İyi akşamlar Zahide ablacığım. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Dinliyoruz sizi can kulağıyla. Buyurun. Zahide ablacığım, ben 1,5 seneden beri evliyim. 7 aylık bir oğlum var. Maşallah, Allah analı babalı büyütsün. Ya şöyle bir şey, yani kaynanam kaç kere yani rast geldim, kayınvalidem demek istiyorum. Telefonumu dinliyor. Telefonunuzu dinliyor? Evet, telefonumu dinliyor. Yani siz konuşurken yan odadan kulak misafiri mi oluyor? Ya şöyle bir şey, aynı evin içinde yaşıyoruz. Bir arkadaşımla konuşacağım ya da annemle konuşacağım. Yani bakıyorum ki kayınvalidemin kafasını görüyorum.
Sonra belki... isterseniz sorun ama güzel sorun. Nasıl? Yani yumuşak bir ses tonuyla. Anneciğim hayrola, beni mi dinliyordunuz? Şaka yollu. Dikkat edin bak konuşma, bak, yüz ifadeniz, yumuşak ses tonunuz, tatlı tatlı. Neden falan böyle dokunun da. Ondan sonra işte veyahut da bir seferde hiç görmemiş gibi yapın. Biliyor musun anne, anne diyorsunuz artık. Biliyor musun anne, işte Ayşe telefon etti, neler olmuş, işte şöyle olmuş, böyle olmuş. Yani... gördüm ama yüzlemiyorum seni demek gibi. Neden dinliyorsun beni? Ha falan dediniz mi olmaz. Ama daha güzel bir planı vardı o da direkt. Ama kayınvalidenin bu tarzdaki davranışında doğrusu tarzını beğenmedim. Acaba benim hakkımda mı konuşuyor? Hani olabilir ama bunlar güzel değil. Diyordunuz anneciğim der. O da tatlı tatlı ne duymak istiyordunuz anneciğim diye. Tabii öyle bu, dersen diğer yine böyle hafif şişliyorsun ona. Ne konuştuğunu sohbet etmesi güzel olur. Tatlı tatlı dokunarak anneciğim diye başlamak. Ya da işte biliyorsunuz aradığını yani dinlediğini. Ona sanki niye dinliyorsun demeden direkt Ayşe de telefon ettiydi şöyle şöyle dedi vesaire diye. Aynen, yani güzel. Merakını geçir. İnşallah çözüm bulursunuz. Oo bakar mısınız bizim Sinan iyice açmış. Yok bizim Sinan coştu. Bu arada ne güzel oynuyor. Aa canım. Aa, Sinan da eşat takmıyor. Onu çıkartmadı zaten o. Bu arada bu oyunları ne kadar güzel biliyor. Ordu'dayız bugün. Canlı yayındayız. 3G bağlantısını izliyorsunuz şu anda. Ordu'da bizi misafir eden. Maşallah Sinan sende neler varmış. Seni ben buraya getirip de oynatmazsam eğer. Oralarda. Kadınlar arasında çok iyi olmaya başladı. Çok, her zaman öyleydi. Şimdi daha da iyi oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Zahir Yetiş. Biz de alkışlıyoruz. Ordu'da birliklerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Karadeniz ezgileri çalmaya devam ediyor. Şimdi ben çok güzel bir sürpriz var. Yine sizin için, yine Zahide ile Yetiş Hayata izleyiciler için sahneyi biz profesyonellerine bırakalım. Oo. Ordu Belediyesi Halk Oyunları ekibi başkanımız Seyit Torun sizin için bu ekibimizi burada ağırlamak istemiş ve sürpriz yapmış. İsterseniz onları izleyelim. Çok size. Teşekkür ediyoruz. Zevkle izliyoruz. Tanıyabilir miyiz? İsmim Şengül Reisoğlu, Ordu Belediye Konservatuarı Halk Oyunları öğretmeniyim. Evet, evet. Aynı zamanda bunlar da öğrencilerim. Ne Oo, güzel. Çok güzel. Siz ne kadar süre, ne güzel davul çalıyorsunuz, ne kadar süredir çalıyorsunuz? Uzun bir süredir, 10 yıla yakın çalıyorum. 10 yıl? Evet. Bravo. Eğitmenlik mi yapıyorsunuz? Eğitmenlik yapıyorum. Aynı zamanda da ilk bayan Ordu'da, ilk bayan davulcuyum. Aa, çok güzel. Peki nereden geldi bu merak? Eğer öğrencilere halk oyunlarını öğretiyorsak bir öğretmenin de bir enstrüman çalması gerekiyor, ritim vurması gerekiyor. Ben de davulla beraber öğrencilerimi derslerde ritimle eşlik ediyorum. Harikasınız vallahi. Elinize de yakışmış değil mi? Sevgili izleyenler, sevgili izleyenler. Ben ilk defa gördüm davul çalan. Ve Kenençe Üstad'ı Hayri abi bugün bizi o da yalnız bırakmadı. Hoş geldiniz, sefa geldiniz diyorum. Yani ordumuza bu güzellikleri arkadaşlarımızla beraber biz de geldik gördük. İnan buna. Bu masanın üzerinde gördükleriniz değil. Bunu yani 52, 54, 55, 60 çeşit yemeklerimiz var. Bu aceleye geldi. Acele var. Biz çok memnunuz. Maşallah. Çok teşekkürler. Çok memnunuz. Sevgili Zahide Yetiş Ordu'da
Karadeniz ezgileri çalmaya devam etsin. Bugün sabah olmasın. Hep beraber devam edelim. Sinan, bir de şu atkıyı al. Yarın bir başka Karadeniz ilinde tekrar sizinle birlikte olacağız. Hadi Sinan, duy beni, şu atkıyı al, şöyle bir göster. Ordu Spor mu yazıyor orada? Hayır, sen Ordu... Hayır değilim ama yani Ordu Spor. Severim Karadeniz takımlarını, severim. Alayım. Akşam maç var bu arada. Elazığ Spor maçı var değil mi Galatasaray'la? Doğru mu hatırlıyorum? Galatasaray Elazığ. Ha, bütün asıl Ordu şimdi bizimle beraber oldu. Yapıştı. Harika. Söz Ordu'nun. Çok da güzel hazırlanmışlar. Çok teşekkür ediyoruz. Aa, 60 daha da aceleye geldi. 60 tane değil, 115 tane olsa yapacaklar maşallah. Ne güzel. Peki bu kadar yiyoruz, yiyoruz, kilo alıyoruz. Kilo alınca cilt mit de kalmıyor. Şimdi Oya Germen, doğum tarihinizi falan ben öğrenince çok şaşırdım. Gerçekten onu hiç söylemeyeceğim ama yıllarca organizasyonlar yaptınız, imaj danışmanlığı yaptınız, seminerleriniz oldu, Sofra Sanatları Dergisi hazırladınız. Biz hep sizi evliliğinizden bildik ama aslında ne kadar hani içerikte formasyonunuz geniş. Evliyken de yapıyordum birçok şey. Mesela çok güzel bir kitap yazmıştık biz. Türkiye'nin en çok satan kitaplardan biriydi ve en geniş kapsamlı kitap 504 sayfalık sağlık güzellik kitabı. Ve bir ilkti Türkiye'de. Hala ben bile dönüp dönüp bakıyorum. Gazetelerde yazdım. Oya abla devam ediyor hala. Kırık kalplerin Oya ablası. Televizyon programlarım oldu. Bir dergide 6 yıldır Plus Magazin'de hala yazmaya devam ediyorum. Orada köşemde işte okuyucularımla buluşuyorum. Peki şimdi birçok şey yapıyorum. Bildiklerinizden pratik yapabileceğimiz ve aklımızda kalması muhtemel olanları paylaşın lütfen. Önce şunu söyleyeyim sevgili Zahide. Cildimize çok iyi bakmamız lazım bir kere. Ve dermokozmetik ürünlere yönelmemiz lazım. Kozmetik değil de. Çünkü bunlar yarı medikal ürünler. Ve cilt altını etki eden, çünkü zamanla biliyorsunuz cildimiz inceliyor. Onu dolgun hale getirmek, kalınlaştırmak lazım. Çizgiler oluyor. Sarkmalar oluyor. Ama bunlar bütün cildin alt katmanlarında oluyor. Dışarıya yansıyor. Onun için kullandığımız ürünlerin mutlaka cildin alt katmanlarına etki etmesi, oradaki kolajeni tetiklemesi, bağ dokularını güçlendirmesi gerekiyor. Dolayısıyla eczaneler benim can dostlarım oldu her zaman. Hiç şaşmadım. Anneannemden öğrenmiştim ben bunları. Güzellik sırlarımı çoğu anneannemdendir yani. Ve ben dünyayı takip ediyorum. Dünyada ne yapıyorlar? Mesela Oscar töreni olur. Herkes kıyafetlere bakar. Ben oradaki ünlülerin, Hollywood yıldızlarının ciltlerinin parlaklığına, güzelliğine bakıyorum yani. Ve araştırıyorum. Çünkü okuyucu benden bunu bekliyor yani. Dolayısıyla son yıllarda hep bu peptitler üzerinde oluyor her şey. Çünkü peptitler çok önemli maddeler. Bu DNA yapısının içine işleyen şeyler midir bunlar? Doğru hatırlıyorum. Bir kere bunlar sürekli kendini yenileyen ürünler aynı zamanda peptitler. Kırışıklıklar için çok güzel. Botoks etkisi yapıyor o ince kırışıklıklara. Sonra bunun yüzdeki, ciltteki leke düzenleyicisi oluyor aynı zamanda sürekli kullandığınız zaman. Benim klasiklerim hep 3 peptitli olanlardır. Ve onlardan hiçbir zaman vazgeçmem. Yaş faktörü var mesela bunu 20'li yaşta 30 ya da 40'tan sonra. Hayır. 3 peptitli şey ürünleri her zaman 25-26 yaşından itibaren kullanabilirsiniz. Ama, oya, şimdi bir pardon. De bunlar şunu bir anlatayım şu da. Şu 3 peptiti nerede bulacağız onu soracağım. Eczanelerde. Bir de size şunu söylemek istiyorum. Mesela dünyada her şey yenileniyor. İnsanlar Ay'a gidiyorlar. Teknoloji nasıl ilerliyor? İşte hanımlara ben ve beyler de çok meraklı. Şunu öneriyorum. Kullandıklarınızın içindeki ürünlerin içeriğine mutlaka bakın. Bu maddeler hangi teknolojiyle yapıldı? Ne oldu? Dünya nereye gidiyor bu konuda? Bunlar işimin gereği de çok takip ettiğim şeyler. Aşağı yukarı 7-8 senedir hep 3 peptitli, içinde 3 peptit olanları kullanıyorum. Yemin ediyorum kırışıklıklarım. Çok azaldı. Hatta durdu. Mesela güneşte çok kanmayı ne yapar yapar severim. Hani o lekeleri düzenleyici etkisi, cildimdeki bir dolgunlaşma hissi. Bütün hakikaten bu 3 peptitler. Ama bir ya de şimdi... Ya kremli mi oluyor yoksa? İçinde 3 peptit içeren... Ayrıca bir doktor dokunuşu mu var? Şimdi onu söyleyeceğim size. Şimdi bakın istediğiniz kadar siz plastik cerrahlara gidin. Estetik ameliyatı olun ki ben estetik ameliyatı oldum. 92 yılında radikal bir estetik ameliyatı oldum.
hiçbir şey ifade etmez. Onu o bir süre için, birkaç sene. Ama cildinizin güzelliği, dokunusunun güzelliği, cildinizin ışıltısı, parlaklığı mutlaka ona yaptığınız bakımla orantılı olan bir şey. Bir de şimdi dedim ya, her şey çok ilerliyor diye. Yeni jenerasyon peptitler var artık. Peki yani güç peptitler. Ve de bir de bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi mesela Hollywood yıldızlarında en son neye kullandıklarını araştırıyorum dedim ya. Bu biliyorsunuz kök hücre çok var. Evet. Şimdi bu iş peptitli ürünlerin içerisinde hücresel kök hücreler olmaya başladı. Peki. Bütün bunlar cilde müthiş iyi gelen, genç gösteren, diri gösteren. Yeterli oluyor mu yani, onu sürüyoruz sadece yüzümüz? Günde birkaç kere, iki kere süreceksiniz. Ve bir de şimdi yine bir son teknolojiyle de göz kremlerini eskiden artık biz göz altımıza sürerdik. Şimdi göz üstünüze de sürüyorsunuz tabii, bu iş peptitleri ama... Göz kapaklarını kaldırıyor bir süre sonra. Oo. Yani dünyada ilk olarak, yani ben bütün bunları bana sordukları zaman ben sosyal medyada da paylaşıyorum, köşemde şimdi de paylaşıyorum ama insanlar benden bunu bekliyor yani. Ne yapayım? Şimdi güzel. Biz evde yapabileceklerinizi de söylüyoruz. Ha, evde çok bir paramız kere önce var. Şunu yapacak. Biz almak istiyoruz diyorsanız o da... Şimdi bu çok parayla olan bir şey değil. Bakın sigara içiyorlar, sigaraya dünya kadar para veriyorlar. Ivır zıvır şeylere para veriyor. Onun için eczanelere gidip doğru bu ürünleri alsınlar. Zaten bunlar gramajları büyük. Ufak ufak güzel yani güzel çok alternatif var arzu ederseniz alternatiflerden. Ama ondan önce şu da var bakın. Sırf bu saydığım işte üç peptit ürünler meselesi değil. Bunlar çok önemli ama oksijen, cildin oksijeni, kılcal damarları bir kere oksijen gitmesi lazım iyi bir cilt için. Eğer gün sigara içiyorsanız gündeki paket üç paket ne olacak yani? Su içmiyorsanız, geri gidiyor. Doğru düzgün uyumuyorsanız, stres varsa, cildinizi temiz tutmuyorsanız, bütün bunlar çok önemli. Evet. Ve bir şey daha çok önemli, duygularınızı da güzelleştirin. Hayata güzel bakın, kendinize güzel bakın ki içinizin güzelliği de gözlerinizden yansısın. Yarım kalmasın bu yani, sadece dışı tamamlamak değil, iç güzelliğini hayata geçirmek ve iç güzelliğini... Yaşamak lazım. Bunu kendiniz kesinlikle için yaşayın. Her yere değiştirebilirsiniz gözünüzün parıltısı hariç. Evet. O da iyi bir eşle oluyor. İyi bir işle oluyor belki. Bir hani de kendinize ve hayata güzel bakmakla da oluyor. Güzel bakmak. Kendinize ve hayata güzel bakmak. Aynen öyle. Kendinize evlenmeseniz bile canım kendine bakacaksın yani. Ben ona kızıma falan söylüyorum. Kesinlikle katılıyorum değil size. Mi? Yani illa her şey evlilikle güzel hayat diye bir kendiniz şey olmamalı. Için kendimiz için tabii her şey. Ki. Önce biz mutlu tamam, olacağız kendimiz. Tamam bir şey demedim vallahi. Üçümüz her şey. Canım benim. Saydiyeceğim. Bir de bakın senin ablanız ben. Sen beni dinlemiyor şimdi. Bir de bakın güzellik sadece fizikle değil. Program başında da konuştuk ki. Ya. Tabii. Mesela çok samimi olarak söylüyorum. İltifat için değil. Çünkü yayın öncesi de söyledim. Burada herkese de söyledim. Bir kere şahane bir ekibiniz var. Çok teşekkür çok, tebrik ediyorum hepsini. Çok ilgililer, kaç gündür çok ilgilendiler. Ama sizin ekrandan yansıyan öyle bir zarafetiniz, öyle bir kibarlığınız var ki. Yani güzel kadınsınız. Tamam şimdi hepimizin evet, güzel olduğunuzu görüyoruz. Kesinlikle. Ama işte o insanın kendisine bir şeyler katması, saygısı, sevgisi hep bunu konuştuk. Konuklarınıza, buradaki konuklarınıza, misafirlerinize... Herkese karşı çok saygılısınız. Çok teşekkür ederim. Hakikaten tebrik ediyorum sizi. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Sizlerden aldığım kesinlikle elektrik, samimiyet. Ben o sizin aldım da geldim. Sizin üzülünüz olmasa olmaz o Zahide Hanım. Seda Hanım çok o özde o güzellik olmadan olmaz. Güzel bir elektriği var dedi. Sağ ol. Gerçekten. Sağ ol. Ay ne kadar güzel. Uçarak gideceğim ben buradan. Gerçekten öyle. Peki telefonlarımız hazır bekliyor, onları bekletmeyelim. İyi akşamlar efendim, merhaba. İyi akşamlar Zahide Hanım. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Benim sizin ama bir sorum olacaktı. Tabii ki. Bir şey rica ediyorum. Biraz yüksek sesle konuşun, daha iyi duyabilirim sizi. Olur mu? Senin ama bir sorum olacaktı da. Buyurun. Ben kayınvalidemi çok seviyorum ama çok konuşuyor ve benden çok şikayetçi. Devamlı, beni sevdiğini de söylüyor ama devamlı işte benim soğuk olduğumu, ona sarılmadığımı, öpmediğimi söylüyor. Ve ben buna rahatsız olup ne yapacağımı bilmiyorum. Aslında ben soğuk bir insanım. Ya elimden fazla bir şey de gelmiyor aslında. Şimdi sizin karakter yapınız belki öyle ama evet, benim validemi çok seviyorum aslında diyor. Ama o benimle ilgili konuşuyor ve benim onu sevmediğimi, soğuk olduğumu düşünüyor. Ve hani bir şey durumu var aralarında demek anladım ki. Evet. Yani gelin olarak ben kayınvalidemin samimiyetini hissedemiyorum. Toparlasam herhalde öyle bir şey çıkıyor. Evet. Şimdi ben bana soruyorsan hep aynı şeyi söylüyorum. Kayınvaliden seni, sen de kayınvalideni olduğun gibi kabul edeceksiniz. Yani, günahıyla, sevabıyla, hiçbir şey beklemeden yapılan iyi şeyleri
muhakkak değerlendirerek eksik olmaya zahmet oldu, çok teşekkür ederim gibi. Kötü şeyleri de bak dikkat ederseniz başından beri hep tekrarlıyorum. Reaksiyonları verirken çok dikkatli olacaksınız. Yani. Arkanızdan giderken bütün köprüleri sakın yıkmayın. Hayat her zaman ne olacağı belli olmaz. Bu bütün yani ilişkiler her şeyde geçer. Öyle. Bir insana kötü davranmak bir gün zaman olur, bir şey olur, ona muhtaç olursunuz. Çok evet. Yazık olur. Yapayalnız kalırsınız. Sen hürmetini esirgeme. Dediğim gibi çok fazla vıç vıç olma. Her zaman gittiğin zaman hoşlanmasan bile devamlı böyle ayakta her dakika işte ben hazırlayayım, ben yapayım falan da yapma. Yerine göre, şekline göre. Ara ara da dediğim gibi elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Sağ olun beni çağırdığınız için. Bazı kadınlar bunu ne bu böyle soğukluk? Habire her şeye teşekkür ediyorsun. Habire her şeyi bizim aramızda bilmem ne mi olur falan derler. Hiç aldırmayın. Siz olun. Arkadaşlarınızla, kocanızla, kayınvalide veya gelininizle daima arada tatlı bir mesafe bırakın. Tatlı hiçbir bir zaman mesafe. Evet. Çok doğru. Yani peki. Muhakkak çok fazla size bir şey söylememesini sağlayın. Yani biraz çekinme mesafesi yani böyle olsun. Hafif bir mesafe. Hafif. Daha çok tamam. Dinleyin. Çok fazla sır vermeyin. Benden söylemesi. Kayınvalidenin için de geçerli. Herkes için herkes bence. Herkes için geçerli. Çok yani. Doğru. Aynen katılıyorum. Peki efendim. Bir telefonumuz daha var. Merhaba, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Merhaba. Benim senin alma bir sorum olacaktı. Buyurun. Ben 3 senelik evliyim. Ne anlamıyorum? Hani nasıl söyleyeyim? Eşimlerim bu 3 senedir hiçbirini bırakmıyor. Hani evden dışarı çıkmama izin vermiyor. Hiç dışarı çıkmanıza izin vermiyor. Ne dediler? Neyden? Çok özür diliyorum. Tam duyamıyorum ben. Biz hiç duyamıyoruz. Boğuk boğuk geliyor ses. Ne olur arkadaşlar. Duyamıyorum. Sen yine 5 senedir evliyim dedi evet. Galiba. Dışarıya çıkmama izin vermiyor mu diyorsunuz? Kayınvalide mi vermiyor, eşiniz mi? Eşim izin vermiyor. Eşiniz izin vermiyor. Ya buna surat dikkatliye de karşıyım. Tam benlik iş bu. Evet. Ne demek? Yok perdeyi oynattın, yok karşıdaki bakkala gittin. Bunlar söylenmez bile. Aranızda belirli. Yok bu hastalık şekeri. İşte benim kıskançlıktan hastalık deme sebebim bunlar. Karşıdan karşıya geçerken anlatıp duruyorum ya size. Neye baktın, nasıl baktın, adamı mı tanıyorsun? Ya da bir şey oluyor yan tarafta, tanıdık mı var, ne bakıyorsun? Allah Allah. Ama bunlar Allah işte hastalık. Ya da mesela ben kızımla bile öyle. Mesela birisiyle çıkıyor dışarı, geceliğin geliyor falan, nasıl geçti, ne yaptı, anlatıyor bana. Bu arada mesela lafın arasında en son dedi ki bana, o kadar beni kolluyor ki, arkamı döndürdü, duvara bakarak oturttu. Derhal çocuk benim için eksi oldu. O an itibariyle. O kadar küçük şeylerle anlıyorsunuz ki. Bir kere empatik kaliteniz olacak. İkincisi her yapılanın bir anlamı vardır. Bir adam, bir insan sana, bir kadın, bir işte kim istiyorsanız ilk anda bir şey söylemez. Ama oturmak, kalkmak, davranış, hareket, sözler... Bir takım konular, güldüğü konulara ağladığı konular bile şahsı sana anlatır. Peki, çok teşekkür ediyoruz. 21 senede kaldım ben hala. Maşallah. Allah nazarlardan kokularda kaldım. Tabii Karadeniz'de olunca hamsinin kokusu. Furkan ne alemdesin? Bitti mi? Bitmek üzere. Bitmek üzere. Az kaldı. Güzel yemek yapar mısınız? Şimdi şöyle mecbur yapıyoruz. Hayır, ben şey oldum 6'ya kadar yemek olmalıydı falan deyince şimdi. Hayır bugün izin dışarıdayız zaten. Bugün dışarıdayız hayat. Ama bizde artık şu oturdu. Hani Cengiz'ciğim vallahi hiçbir şey yapamam bak o kadar yorgunum ki derim. Hani artık hı falan bitti. O ilk beş yılda belki o yemek yapma evresinde hani kayınvalidemi arıyordum, annemi arıyordum öyle yemek yapmayı öğrendim. Bak ne güzel kayınvalideyi de arayayım. Ama neden nasıl kayınvalideni yapayım? Arıyorsun diye bir sor. Sorayım. Neden? Cengiz Gaziantep ve Adana mutfağıyla büyüdüğü için sizde var benim siz çok kayınvalidemden bir şeyleri öğrenmem lazımdı. Tabii Karadeniz ve öğrendim. Mutfağı. Daha sonra ben zaten bir 9 ay canlı yemek programı yaptım. Onun çok büyük bir faydası oldu. Harika. Şimdi iki tane çocuğunuz olunca ben eve ahçı mahçı tutmuyorum. Benim sadece bir tane yardımcım vardır. O da bana yardım etmek amaçlıdır. Hani ev işimi... Ben yaparım da bana yardım eder. Mutfak bana aittir. Bayılırım.
Güzel. En sevdiğim yerdir. Mutfakta yatırıp uyuyabilirim ben. Ben çok paylaşıyorum paylaşımcıların zaten nasıl yemeklerimi. Nasıl tatlı bir kadın. Baksa ben gördüğümü söyleyeyim. Böyle her an fırlayıp gidip her an bir şeyleri düzeltecek, bir şeyler yapacakmış yaparım gibi. Böyle tetik derler. Güzel organizasyon yaparım. Belli belli her şey böyle bana tetik tonu kadar. Tetik derler valla. Böyle tetik kadın yani. Hiperaktifimdir böyle ama ben böyle ay, akşam şanslı öğleden sonraları yaşarım ben. Ben gündüz biraz böyle oturayım evdeyim ben yani. Ama öğleden sonra bir canavar kesiliyor. Ne yapıyorsun peki? Her şey yaparım. Yemekleri yaparım, yemek yaparım. Arkadaşlarım açılışa çağırsa giderim. Sabah 4'te. Aşkım 6'ya kadar nasıl döneceksin? Çok zor ya. 6'da ha, gündüz ama evdeyim. Işte bak, tıkır tıkır hepsini birden gündüz evdeyim biliyor. Ama işte hiçbir yere çıkmam ben. Televizyonumu seyrederim, kahvemi içerim. Arkadaşlarım her gün deminki örnekteki gibi biri vardır evimde. Bir arkadaşım mutlaka. Onlara rağmen yemek falan yaparım. Yapıyorsun. Onlar da vallahi otur canım derim. Mutfakta tutururum. Yaparım. Ben işimi yaparım. Yaparım abla. Bugün biz öyle bir misafirliğe gittik ki biz geleceğiz diye evi doldurup taşıdı. Artık bizden sonra o ev nasıl temizlenecek bilmiyorum. Bir orduya gidelim tekrar Sinan'ın yanına. Hiç durmadılar oo, bugün. Oynuyorlar devam. Yalnız bu Karadeniz'e kilo vermek çok kolay. Böyle iki tıngırdadın mı? Gitti zaten ki. Çok kolay zaten. Sen artık İstanbul'da yaşıyorsun ama bir tarafta. Enteresan. Hadi bir kulak verelim dinleyelim. Nasıl canımızı hissettiniz? Saatlerdir oynuyorlar. Değil saatlerce sürüyor. Ayder Yaylası'nda bir pazar günü bütün gün sabahtan akşam oynadığını biliyorum gençlerin. Sen de oynadın. Ben de oynadım. Helal. Ama ben yoruldum. Onlar yorulmuyorlar. Maşallah müthiş. Bak bak. Ablam nasıl enerjik bak kot giymiş. Ne güzel işte. Jimnastiğe lüzum yok. Sevgili Zahir yetiş. Canım, buradaki söyle. Horon bitmiyor. Oyunlar bitmiyor. Heyecan devam ediyor. Oyunlar devam ediyor. Ben hemen Kıymet teyzenin yanına doğru geçiyorum şimdi. Kıymet teyzeden biraz bilgi almak istiyorum. Ordu yöresiyle ilgili olarak. Kıymet teyzeciğim. Şimdi Ordu'da düğünler olur. Düğünlerde böyle güzel halaylar çekilir, oyunlar oynanır, karşılamalar oynanır. Peki Ordu'da eskiden günümüze kalmış veya eskiden geçti nasıl kız alıp verilirdi? Ne gibi kuralları, kaideleri vardı bu işin? Kız alınırken kızlardan başlık alırlardı eskiden göre de. Bak biz ne oğlan evde yani, yatak yapardı. Kızdan başlık. Fazla yatak yapmazdı. Yani başlık alırsa kız evi yapardı eşyayı hepten. Kız evine ait oldu eşya. Sonra da değişti bu kurallar. Oğlan evde misafir odası alıyor, buzdolabını alıyor, çamaşır makinesini alıyor. Bize başlık parası ver. Buzdolabı şey, neyse. Hazır şeyler artık heyecan. Beyzem. Bana bak. Şimdi kız eve. Ha. Aa nazar oldu. Tüh nazar oldu. Eskiden Karadeniz var mı başka? Senden başka var mı Karadenizli? Siz. Oo siz varsınız. Başlık parası mı alınıyordu kızlardan? Yani biz evleniyoruz diye bizim para veriyorduk. Ben yanlış mı anladım? Öyle miydi? Sizin zamanınızda yoktu. Siz evet diyorsunuz. Yaşadınız mı? Nerede mikrofon? Büyük verin mikrofonu. Burada var mı mikrofon? Dur Ali abimden alayım hemen. Heh. Hala ha, beraberiz. Dur beraberiz. Sinancığım bağlanmışız tekrar. Madem hadi devam edelim sohbetimize. Sen istediğini yapıyor. Hep modernleştirdiler. Dinliyoruz Sinan. Sevgili Zahir Yetiş der ki Kıymet abla eskiden çok eski zamanlarda kızlar başlık parası alırlarmış, alıyorlarmış. Kızlar için başlık parası alınıyormuş. Bu tür gelenekler yine Ordu'da varmış. O şekilde de gelenek devam etmiş gelmiş ama son zamanlarda bu tür başlık parası gibi durumlar yok. Şimdi gönüllerinde seviyorlar, aşık oluyorlar diyor Kıymet teyze. Sen severek mi, aşık olarak mı evlendin? Hayır. Aşık olarak evlendim. Aa, ben öyle miyim? Evet, bak. Aşık olarak evlendim dedi. Ne güzel. Ben içine kaldım. Yani 50 sene oldu herhalde. 50 sene. Maşallah. Hala öyle aşık mısın amcama? Aşık olmuşsam bir daha evlenirdim aşığım. Haydarısı bizim de başımızda. Sevgili Zahide Yetiş, horon havaları, horonlar, klasik Ordu müzikleri çalmaya devam ediyor. Ordu da bugün yer yerinden oynuyor. Karadeniz'de buram buram Karadeniz kokuyor bugün. Oyunlara, horonlara biz hep birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Ordu'da evine misafir olduk hanımefendi ama. Hazırlar ama bak. Vallahi evde horon tepmekten nasıl sığdırdınız o kadar kişiyi oraya bilemiyorum ama.
bize Ordu'nun misler gibi havasını getirdiniz. Teşekkür ediyoruz. Orada bizim misafir eden hanımefendiye, bütün misafirlerine çok teşekkür ediyoruz. Profesyonel ekibimiz bile vardı. Davul çalan öğretmenimize teşekkür ediyoruz. Vallahi Ordu'nun havasını yaşattınız bize. Sağ olunuz. Yarın yine Karadeniz'deyiz. Yarın neredeyiz bir sorun hemen sonra söyleyelim. Bekliyorlar sonra bizi. Peki telefonumuz var. İyi akşamlar efendim, merhaba. İyi akşamlar, merhaba Zayda, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, iyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Selin Hanım'a benim bir sorum olacaktı. Buyurun Selin Hanım, merhaba, nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler, mersi. Buyurun. Ben şöyle bir konum var benim eşimle ilgili. Eşim sürekli ailesinden tarafı oluyor. Onu savunuyor. Ta ki yeğenine varana kadar çok tartışıyoruz. Yani çok büyük sorunlar oluştu aramızda. Ta ki boşanma derecesine kadar geldik. Ama Allah korusun. Yani ne yapmam gerekiyor benim? Şekerim, ya bir... Birinci derecede, bak unutma bu sözümü, altını çizerek söylüyorum, eşinin tarafında olacaksın. Eşini karşına alma. Aldığın zaman sen ve annen, baban, şu bu dedin mi, söyleyeceğin her lafı kendine alınır. Halbuki, şekerim sen çok iyi bir insansın. Biliyorsun biz daima annene şöyle yaparız, böyle yaparız, babanı şöyle severiz. Ama annenin, babanın, atıyorum, mizansen kuruyorum, böyle böyle davranışları beni üzebiliyor. İstersen onlara sen söyle, yumuşacık, tatlı tatlı söyle ki ben bu hareketlerden hoşlanmıyorum. Ama anneyi, bir, anneyi kötülemek yok. İki, kocaya sen de sen ve anam babam siz böylesiniz dedin mi kendine alınır. Annesini babasını ayırıp da adamı yanına alırsan inan ki çok daha iyi bir netice alırsın. Ama şunu da söyleyeyim, bu tip bir erkek çok zor. Anneci erkekler çok zor. Hele durmadan her şeyde ailesini tutan, yani olacak halse değil. Bana çok böyle vaka geliyor. Bakın benim muayenehanemde inanılmaz bir vaka oldu ki böyle ağzım açık kaldı. Muhakkak ki seyrediyordur arkadaşım. Bunda bir şey yok zaten. Ama bir eşi var. Her cumartesi, pazar anne ve babasının yanına gidiyor. Sabahtan gidiyor. Her cumartesi, pazar. Her cumartesi, pazar. Eşini götürüyor mu? Hayır, eşini götürüyormuş ilk zamanlarda. Ama eşi artık gitmek istemiyor. Ne cumartesim var, ne pazarım var. Bütün bir hafta zaten çalışıyorum diyor. Şimdi kocası diyormuş ki, sen bütün bir hafta seni görüyorum zaten. Çocuğu da görüyorum. Şimdi cumartesi, pazar annemle babamın. Burada da müthiş bir babaya düşkünlük, gezmeler, bütün evin işleri yapılacak ne varsa yani o çocuk böyle gelmiş böyle gidiyor. Şimdi burada iki şık vardı, gayet net seçki söyledim, çok da cici bir kadın. Dedim ki bak ya bu deveyi güdeceksin ya bu diyardan gideceksin. Çare eğer güdeceksen ki güdecek hali kalmamış, 5. sene artık her yerinden böyle kayınvalideye ve şeye püskürüyor. Bir kere karşılarında onlara kötü şeyler söyleme. Sen eşin cumartesi pazar oraya gidiyor ise de ki şekerim bugün cumartesi, yarın cumartesi pardon. Ben şimdi yarın kaçta gideceksin annene? 9'da atıyorum. Çok erken bile gidiyormuş. Hı hı. Tamam ben de anneme gidiyorum ama böyle kızarak değil. Sen gidersen ben de giderim. Yok öyle şey. Sen oraya git canım. Ben de gideyim annemle. Alayım annemi, gideyim işte AVM'leri gezeyim. Ya da hava güzelse binelim işte bir adaya gidelim, bir boğaza gidelim. Annenle beraber, arkadaşlarınla beraber programlar yap. Bırak
O seni merak etsin. Nereye gidiyorsun ya? Her cumartesi pazar gitmiyorsun mesela, geç kalıyorsun. Ay yok, geç kalıyorsun. Hadi gitmiyor musun? Hani annene gidecektin. Bunların hepsi bir süre sonra yavaş 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 etkisini gösterir. Üçüncü bir şık daha var ama ben onu söylemedim. Bir çocuk yapmak meselesi dedi bana. Yapsam acaba gelir mi? Hiçbir zaman şunu unutmayın, bu vesileyle söyleyeyim. Çocuk evliliği kurtarmaz. Sakın unutmayın bu sözümü. Hiçbir zaman. Yoksa evli olan hiç kimse çocuğu olduktan sonra yalnız başına büyütürüm de falan. Bu enik mi de yalnız başına büyüteceksin? Çocuk babasız olur mu? Olmaz. Yarın öbür gün ne kadar çok da gençler annesi babası. Ölmelerini tövbe tövbe beklemek de olmaz. Ben de derim ki kendini mutlu et. Ama geceleri çıkmak yok. Kocana söylemeden oraya buraya gitmek yok. Gayet güzel giyin, kuşan. Geldiği zaman pazar akşamı ona uzun uzun anlat. Şöyle yaptım, böyle gittim. Şuraya yaptım bilmem. Surat asıp da nereye gittin yine anan yine babam deyip de adamı. Çünkü çocuk çok iyiydi Zahide. Salı günü gelmesine neden olma yani. O kadar iyi bir çocuktu ki ona kıyamadım ben ayrılma fikrini vermeyi. Çünkü başka hiçbir çare göremedik. Yuvalar yıkılmasın. Biz böyle. Aslında nasıl tam... Da, aslında bizi aramaları da zaten. Yani tamir etmek istiyorum. İşte ben de çeşit çeşit görüşler bildiriyorum. Hangisini yaparsa. Unutmuyorsunuz, kocanızı karşınıza aldınız mı, iki misli, üç misli size geri döner kötü olarak. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bir şey, yine ismini açıklamıyor bu sefer bir bey. Dün bizim programımızı seyretmiş. Ben demiştim ki devir artık eski devir değil. Eskiden ben gidiyorum annemin evine derdi beyler. Şimdi sen git annenin evine diyor kocasına. Hadi ya. Vallahi beyefendi diyor ki evet haklısınız Zahide Hanım. Evlilikler bir kadınla anlaşmak olmuyor. Çok dinliyorlar. Ne söylersem aynısının cevabını bak bana hiç cevap vallahi gelmiyor erkeklerden. Ne demek bu? Çok tutuyorlar beni. Diyor ki eşimle tartıştığımda eskiden annesinin evine yollardım onu. Bu da tabii hoş bir durum bak, değil. Bak bak bak. Ama burada şey olabilir hani bak git bir hava al gel şimdi, falan. Ben hep iyi niyetle düşündüğüm şimdi için. Şimdi Ayşe'nin lafıyla sen kim oluyorsun da bana git diyorsun desin Ayşe. Peki ancak zaman öyle değişti ki Zahide Hanım haklısınız. Tartıştığımızda eşim evin reisi gibi beni annemin evine yolluyor. Tabii ki bu yaşta erkek halimle annemin evine gidecek halim yok. Tartışma daha çok büyümesin diye susup bir kenara çekiliyorum. Ben ne yapayım diyor. Odalara gidecek ayrı odalar. Benim meşhur belki sizler dinlediniz. Ben tekrar tekrar tekrarlayarak ağzımda tüy bitti. Kavganın da bir sanatı var. Onu biz ayrıca konuşalım. Hayır ama işte yani, bu kavga. Kavgada ne yapacak? Bir kenara gidiyorum diyor. Birbirlerine girdikleri zaman. Susmuş dediklemiyorlar. Bir kere evi terk etmek yok. Yatağı terk etmek yok. Odayı terk etmek yok. Ne olursa olsun değmezsin, konuşmazsın. Böyle hışımla gitmeler, bir takım kapı şeyler. Çarpmalar. Kapı çarpmalar. Yoldan geçerken, yanından geçerken laf atmalar. Yok böyle bir şey. Yapma. Sana yapıldığı zaman odana hemen koş diyorum. Odana. Ertesi günü mutlaka mutlaka böyle bir yerin değecek. Ya elin değecek, ya ayağın, ya bacağın yanına, tatlı, tatlı. Böyle dibine. Tatlı tatlı, tatlı tatlı. İşte şöyle oldu da böyle oldu da yapmayalım. Peki bir telefonumuz, son telefonumuz herhalde bugün. İyi akşamlar efendim, merhaba. İyi akşamlar. Merhaba. Hoş geldiniz programımıza. Buyurun. Hoş bulduk Zahide Hanım. Merhaba. Selin Hanım'a sorum olacaktı. Buyurun Ayşe Hanımcığım. Hayırlı akşamlar Selin Hanım. Merhaba canım. Sizi ben sürekli dinliyorum. Aslında dinlediklerimden böyle kendi hayatıma geçirmeye çalışıyorum ama benim sorunum biraz daha farklı. Şöyle, kayınvalide 5 yıldır evliyim ben. Bir çocuğum var. Eşim anneci. Az önce de tabir ettiğiniz gibi. Yani annesi ne derse haklıdır. Bir olay olsun olmasın. Benim söylediğim hiçbir şey ona tesir etmiyor. Yani her olayda o haklıdır diye bir şey var. Az önce Zahide Hanım da dediği gibi empati kurmaya çalıştım. Kendimi kayınvalidemin yerine koydum. Hani belki bende de hatalar oluyordur diye kendimi düzeltmeye çalıştım. Şu anda çok iyiyiz ama İyi. Kayınvalidem 3 çocuk içinde ve tek bayan olarak sürekli söylediklerini dinletmeye alışmış bir insan. Ve şu an beni kabullenemiyor. Yani iyi olduğum zaman da eşimle olsun, kayınpederimle olsun, diğer çocuklarıyla olsun iyi olduğum zaman da bu sefer alttan farklı şekilde. Yani bizim bildiğimiz gibi hani işte gelin şöyle yaptı, böyle yaptı şekilde dolduracak tarzda değil de
alttan işliyor. Bu sefer ben eşimle sürekli evde kavga ediyorum. Ne dedi, son kısmını anlayamadım. Yani alttan işliyor çocuklarını. Ha, ona alttan, bana söyleyemediklerini evet. Kocama çocukları söylüyor. O da bu sefer bana geri dönüyor. Tamam ama sürem çok azaldı, özür biliyorum, diliyorum. Biliyorum, çok sık çabuk nedir olacak. Nedir söyleyebileceğiniz? Şimdi bilakaydı şart. Evet maalesef sonuna geldi. Alttan işleyen kişilerden ben çok korkarım. Yüzden söylese daha bir rahat edeceğim. Ama bu tip böyle sinsi diyeceğim, kusura bakmayın, tiplere karşı sizin mümkünse kocanızı işleyeceksiniz. Bakın benim bu işleme lafımı unutmayın. Çocuğunuzu da işleyeceksiniz. Kötü olarak almayın bunu. Her konuda anlatmak bakımından yani böyle tatlı, kocanızı tatlı. Böyle tatlı tatlı o anda değil, daha sonra başkalarını örnek göstererek değil. Ama şöyle yapmak gerek, böyle yapmak gerek, keşke yapmasan desek ve böylece daha fazlasını söyleyemiyorum. Kitabımı aldın, kitabımı. Tamam, daha çok şey konuşacağız. Bu konular bitmez, hiç merak etmeyin. Haftaya çarşamba günü devam edeceğiz. Evet. Valla Oya Germen harika güzellik sırları verdi. Yani teşekkür Elif Karlı, Karadeniz tam da bugün yerinde gelmiş. Yerinde gelmiş. Süpersin. Ama. Ben tam teşekkür Karadeniz müziğiyle derken, şimdi Furkan bizi bitti mi? Bir ama ona hazır. Elif'in bakması lazım şimdi bir Karadenizli tabii, olarak. Tabii, değil ben, mi? Tabii. Hemen ben sana bakmam. Getireyim. Furkan nasıl yaptın? Sen kısacık anlat, ben bunu Elif'e getireyim. Demin programın başında söyledim, yanlış güzel. Anlaşılmasın. Hamsi kuşu yapmadık biz. Sadece nedir bu? Onun gibi açtık. Normal hamsi sava. Evimizde kolayca bulabileceğimiz malzemelerden. Önce size yani maydanoz ve soğan koyduk hamsilerin arasına. Ondan sonra tavamızı atıp kızarttık. Bunun sadece bu şekilde, bu kadar basit. Wow, valla şu an sofradaysanız yani... İnşallah canınız vay, çekmemiştir ama kızartma. Nefis vay, olmuş Furkan, ellerine vay, sağlık. Afiyet çok teşekkür olsun. Ediyorum. Vallahi yavaş yavaş programı bitiriyoruz. Bunu size aa, emanet ediyorum. Hadi bir Karadenizli olarak. Teşekkür ederim. Eve çok... götürebiliyor muyum? Yemek götürebiliyorsun tabii. Senin için yaptırdım. 6'ya kadar yemek yok. Hepinizin adına şöyle bir tanecik. Bir tat bakalım. Bir not ver bize. Nasıl? Harika. Harika. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Evinizin bereketi bol olsun. Çok merci. Harika olmuş. Hiç bak, kilolar miralar hiçbir şey kalmıyor gördüğünüz gibi. Aman diyorsunuz bugün. İşte bugünlük dünya. Bugün biz programı yaptık. Var mı yarına garantimiz yok. O zaman iyi şeyler konuşmak, iyi şeyler düşünmek, iyi şeyler söylemek lazım. Nefesimiz yettiğince biz burada olacağız. Bak beni dinliyorlar mı görüyor musun? Balık geldi, bitti sahide. Bitti, bitti. Sen bittin artık. Hiç bak, programı kapatıyorum. Konuş desem konuşamayacaksınız balıklardan. Furkan çok fenasın sen. Çok lezzetli yapmışsın vallahi. Yapanlara afiyet olsun. Yarın canlı yayında görüşmek üzere efendim. Haberler ardından maç. İyi bir spor müsabakası olsun. Hoşçakalın.